2014 yılının son sergisinde Neşe Çuval ve Ayşe Özden'in solo sergilerine ev sahipliği yapıyoruz. Her iki sanatçı da kadın temasından yola çıkan işleriyle dikkat çekiyor. Her ikisi de yağlı boya kullanan, yağlı boya çalışmaları önem veren pentür sanatçılarımız. Neşe Çuval 2012 yılından beri çeşitli projelerde bir arada olduğumuz galerimizin en eski ve en uzun soluklu sanatçılarından bir tanesi. Kendisi solo sergisine Blastocyst Yeniden Doğmuş gibi ismini verdi. Bugüne kadar yapmış olduğu bütün sanatsal çalışmalarını, bir sanatsal sürecine, sanatsal geçmişine aslında bir yeni bir soluktu bu. Aralık ayı 2014 hem yıl sonu, yeni yılın açılışı, yeni bir başlangıç. Aynı zamanda ilk solo sergisiyle birlikte yeni deneyimlere de açılan bir yolculuğu aslında temsil ediyor. Blastocyst yeniden doğmuş gibi diyerek. Neşe Çuval eserlerinde ve üretim sürecinde astrolojiye, Latince'ye, bilinçaltına, tarihlere özellikle önem veriyor ve bunlara yer veriyor konu itibariyle de, isimler itibariyle de. Blastocyst de bir embriyonun doğuşundan, meydana gelişinden, artık tamamen bir canlı oluşuna kadar geçen 7 günlük süreyi ifade ediyor. Bu yüzden 7 sayısı ve yeniden doğuşu temsilen de Blastocyst ismine serginin yanında ikinci bir isim olarak yer veriyor. Sergide gördüğünüz özellikle yedili kompozisyon, yedili yuvarlak kompozisyon bu Blastocyst'in evrelerine de gönderme. Bir doğumla başlıyor aslında. İlk başta bir halatlar görüyoruz. Saç örgüsü şeklinde. Bu anne karnındaki aslında göbek bağına bir gönderme. Göbek bağında aslında saç örgüleri gibi düğümlü. İki atar bir toplar damarın bir arada olması, bir arada saç örgüsü gibi doğuşu ve daha sonra onun makasla kesilip yeni evrelere doğru yol açıcı yeni bir yaşamın temsil edişini görüyorsunuz bu yedili yuvarlak tuvallerden oluşan kompozisyonda. Ve o kompozisyonu çevreleyen diğer işlerde de sürekli bir yeniden doğuş, yeni yolculuklara adım atış, çeşitli pusulalar göreceksiniz, dürbünle ileriyi gözleyen figürler göreceksiniz. Bunun dışında sürekli bir saat imgesine de gönderme çünkü hayat akıyor, geçiyor ve sürekli aslında yeni doğuşlara da gebe. Bunu da anlatmaya çalışıyor Neşe işlerinde. Onun dışında serginin genelinde sanatçının eserlerine eşlik eden videolar da göreceksiniz. Bu videolarda yine kainata, kainatın doğuşuna, yıldızlara ve atmosfere gönderme yapılıyor. Yani yeryüzünden, anne karnından başlayıp gökyüzüne ulaşan bir kompozisyonu var Neşe'nin ve burada bu eserleri sergi özel olarak üretildi ve yaklaşık 1,5 senelik bir çalışmanın ürünü. Bu yüzden biz de titizlikle sergileyip ona özel bir alan yaratmaya gayret ettik. Ayşe Özden'in solo sergisinin ismi İllüzyon. Burada tarihe tanıklık etmiş, tarihte yer almış, tarih sayfalarına geçmiş ya da bir şekilde popüler kültür içinde aklımıza, hafızalarımıza kazınmış kadınları görüyoruz. Bunlar Cinderella, Artemis, Venüs, Judith gibi kadınlar. Hepsi çok kuvvetli, güçlü. Hepsi de çok güzel aynı zamanda. Bu güzelliklerin yanı sıra savaşçı oluşlarıyla da, savaşçı ruhlarıyla da diyelim, hani birebir savaşçı olmaktan ziyade ruhlarıyla da dikkat çeken güçlü kadınlar. Figürlerin üstünde gördüğünüz kıyafetler, imgeler, dövmeler hep bir gönderme içerirken, hep bir güce gönderme, kendini korumaya, kalkan olmaya gönderme, kalkan gibi giyindirmiş kadınlar. Aynı zamanda her birinin bir kaskı var. Bu kasklar aslında işte modern hayatın içinde hem bizi
koruyan, aynı zamanda da onu da kendine adapte etmiş bir halde sergileniyor. Yani kaskımız da burada fiili olarak bir kaskımız da var. Aynı zamanda kadınların vücutları bembeyaz, mermer gibi. Bu da bir kuvvet göstergesi olarak bir ödevi. Yani kıyafetleri, dövmeleri, takıları, bembeyaz, mermer gibi güçlü tenleri, aynı zamanda kasklarıyla bu kadınlar çok güzeller. Tarihte yerlerini almış ama bugün bile kendilerini korumak zorundalar bir şekilde. Ayşe'nin işleri ve kompozisyonları buna gönderme yapıyor. Sergilerimiz 17 Ocak'a kadar devam edecek. Herkese Armagan Galeri'de görmek isterim.